Modern dünyada insanlar yalnızlaşıyor. Dokunacak birisine ihtiyaç var. Dolayısıyla yalnızlaşan dünyada insanlara dokunmak, insanlara rehberlik yapmak, insanlara arkadaşlık yapmak, insanlara büyüklük yapmak, insanlara destek olmak anlamlı ve çok önemli. O zaman insanları hayata tutunduruyorsunuz. O zaman insanlara yaşama ümidi veriyorsunuz. O zaman insanlara değerlerine sahip çıkma yolunu gösteriyorsunuz. Değerlerine sahip bir gençlik yetiştirmek istiyorsak, değerlerine sahip çocuklarımızı yetiştirmek istiyorsak ya da yaşların huzurlu, ümitli yaşamasını arzu ediyorsak ya da aileyi güçlü tutmak istiyorsak ya da engelleri toplumun içerisine katmak istiyorsak bizim bu tip din eğitimine, manevi destek hizmetine ağırlık ve önem vermemiz gerekmektedir. Şimdi genç hazine demektir. Fakat düşündüğümüzde maddi hazineden de daha değerlidir. Zira hazinelerin anahtarlarını kervanların taşıdığı Karun bile bu dünyadan göçüp gitmiştir. Hazinesinden eser kalmamıştır. Fakat gence yapılan yatırım, geleceğimizin teminatı olması hasebiyle bizim geleceğimize yön vermektedir. Din hayatın ta kendisidir. Biz bunları genç kardeşlerimize sürekli söylemler içerisinde bulunuyoruz. Hayatın içerisinde olan genç kardeşlerimize elinden tutabilmek, onlara yardımcı olabilmek ihtiyacımızdır. Aile bir nefes. Her canın olduğu yerde aileden bahsedebiliriz. Yani çocuk dünyaya geliyor, ailenin bir parçası. Genç oluyor, ailenin bir parçası. Sonra biz büyüyoruz, yetişkin oluyoruz. Kadınlar, erkekler yuva kuruyoruz. Yine kendi yuvalarımızda aileler yeşeriyor. Roller bürünüyoruz. Anne oluyoruz, baba oluyoruz, dede oluyoruz, anneanne, babaanne, hala, amca, dayı. Çeşitli rollerle yine ailenin içerisindeyiz. Yine hayatın içerisindeyiz. Aile hayatın kendisi. Mesela içerisinde bulunduğumuz blokta doğumhane var. İnsanlar özlemini çektikleri, yıllarca bekledikleri belki yavrularını kavuşuyorlar. Sevinçle onları kucaklarında, kundaklarında götürüyorlar. Diğer tarafta da hastanemizin diğer tarafında da morg bölümü var. Yine insanlar yıllarca işte ahbaplık ettikleri veya yakınları veya evlatlarını veya babalarını çok sevdiklerini zamanla kaybedip onların tabutlarını omuzlayarak buradan ayrılıyorlar. Onların bir anne babası hükmünde ihtiyaçları neyse, özellikle bir ev hamisi olarak onu söyleyeyim. Gece yarısı saat 11.30'da elektrikleri kesildiğinde müftülüğümüzün teknikeriyle beraber toparlanıp gelip vakıf sorumlumuzla beraber burada onların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. O yüzden müftülük hizmetinde en aşağı kademeden, yani danışmadaki duran arkadaşımla Müftü Bey'e kadar bu öğrenci evlerinde emekleri var arkadaşlarımızın. Öncelikle birimimizi tanıtmak için amirlerimiz, idare birimleriyle, personelle görüştük. Daha sonra hasta ve hasta yakınlarıyla hastalarımızla görüşerek hasta ziyaretleri yapıyoruz. İhtiyacı olanlara moral motivasyon amaçlı, onlara manevi destekler sunuyoruz ve rehberlik sunuyoruz. Şu andaki faaliyetlerimiz bu şeyde devam ediyor. Sabah hastanemize geliyoruz, odamıza girip eğer biz yokken telefonda arayan bir servisten herhangi bir arama olmuşsa ona tekrar dönüyor
ve çağrı varsa oraya gidiyoruz. Eğer herhangi bir talep yoksa başka herhangi bir sıradan servislerimizde dolaşıyoruz. Hasta ziyaretleri yapıyoruz. Hemşiramlardan diyoruz ki biz ziyarete geldik, müsaade alıyoruz. Ve hasta ziyaretleri esnasında bizimle görüşmek isteyenlere, görüşmek isteyenlerle konuşuyoruz, görüşüyoruz, uzun görüşmeler yapabiliyoruz. Bu şekilde hasta ziyaretlerimizi devam ettiriyoruz servis servis dolaşarak. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlığımızın 2015 yılında yaptığı bir protokolle bu hizmet 6 pilot ilde başladı. Daha sonra da anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla da 38 ile de yayılmış gözüküyor. Bu hizmetin verildiği illerden biri de biziz. İllerdeki hastanelerden, ilimizin içindeki hastanelerden biri de biziz. Ben bu hizmeti önemsiyorum. Aslında hem bizim kendi hastalarımız açısından da bu hizmetin hem hastaneler açısından hem hastalarımız açısından bir önemi var. Bir önemsenecek bir kısmı bu. Buraya geçebiliriz. Bir de aslında Diyanet İşleri Başkanlığımız için de, Diyanet İşleri'nde çalışan insanlar için de farklı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. İlk önce anlamadık biz hani ne yapacaklarını, ne olacaklarını ama servisimize genelde durumu çok ağır olan son dönemi yaklaşmış hastalar yattığı için hasta ve hasta yakınları psikolojik olarak hepsi depresyonda geliyorlar. Bu da tabii bizim çalışan personelimize, hemşire arkadaşlarımıza yansıyor. Ve manevi destek ekibiyle tanıştığımız zaman bize işte bu konuda yardımcı olacaklarını, işte hastalarımızla birebir manevi konularda konuşma yapacaklarını söylediler. Ve başladık biz bu işi bir yıl önce. Ve şu an gerçekten hep çok memnunuz hocalarımızdan. Sevinç ve hüznün yaşandığı ve bu arada da çok yoğun geçen bir dönem ve insanlarımız buraya muhakkak bir sorundan ötürü geliyorlar. Dolayısıyla zaman zaman sıkıntılar oluyor. Biz hastalara dolaştığımızda iyi ki Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir hizmeti başlatmış diye kendim samimi olarak bunu itiraf ettim. Çok gönüle dokunuyoruz. İnsanların dertleri var. Mevlana şöyle diyor. Dertli insan içi duman dolu odaya benzer. Onu dinlemek, o odaya pencere açmak gibidir. Dolayısıyla insanlarımızı dinleyerek onların bir nebze dertlerine, yani hayat yolculuğunda, inişli çıkışlarda onlara destek olmaya gayret ediyoruz. Böyle bir hizmetin çok yerinde bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Odaya girdiğimizde önce müsaade alıyoruz, gelebilir miyiz diyoruz. İçeri girebilir miyiz? Tabii diyorlar. Kendimizi tanıtıyoruz, selam veriyoruz. Diyoruz ki biz hastanemizin manevi destek görevlileriyiz. Sizleri ziyarete geldik. Diyerek sohbete, konuya başlıyoruz. Kendimizi tanıttıktan sonra haliyatı soruyoruz. Ve bu süreçte böyle hastamızın durumuna göre bazen kısa ziyaretler, bazen de hastamızın arzu ettiği veya hasta yakınımızın arzu ettiği düzeyde uzunca sohbetler şeklinde devam ediyor. Aile ve Dini Rehberlik Büromuz öncelikle danışmanlık hizmetlerini sürdürüyor. Manevi danışmanlık hizmetlerimiz noktasında kapımız herkese açık. Çiftlerimiz geliyor, sorularını soruyorlar, onlarla istişare ediyoruz. Bazen yalnız anneler geliyor, çocuklarıyla alakalı sıkıntılar oluyor. Gençlerimiz geliyor, onların sorularına cevap veriyoruz. Manevi hizmetlerimiz aile bürosu adına bu şekilde devam ediyor. Tabii yüz yüze görüşmenin dışında telefonla da bize ulaşan kardeşlerimiz var. Telefonla da onların sorularına yanıt vermeye, yanındayız demeye çalışıyoruz. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu'nun manevi aile danışmanlığı hizmeti dışında bir de sahada elbette ki hizmetleri devam ediyor. Seminerlerimiz, konferanslarımız söz konusu. Kur'an kurslarımızda hanımlarımıza yönelik derslerimiz söz konusu. Burada İl Müftülüğü bünyesinde seminer salonumuzda hanımlarımıza yönelik aile okumaları derslerimiz var. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Okullarımızda değerler eğitimi var. Ortaokul ve lise grubu öğrencilerimize yönelik milli manevi değerlerimizi geliştirmek adına öğrencilerimize derslerini konferans salonlarında toplayıp onlarla buluşuyoruz. Öğretmenlerimizle tanışıyoruz. Müftülük hizmetlerimizi oraya da taşıyoruz. Bu anlamda Eskişehir'imizde 100 küsur civarında geçen yıl okulumuza ulaştık.
Bununla birlikte 4-6 yaş veli seminerlerimiz var çocuklarımıza yönelik. Yeni emekli oldum ve hep dünya peşinde koşturduğumuzu düşündüm. Ve maneviyat anlamında da kendimi doldurmak adına en güzel adresin Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu düşündüm. Ve gerçekten geldiğimde şaşırdım. Aile gibi hissettim burayı. Çok güzel karşılandım. Ve şu an tefsir, ilmihal dersleri alacağız burada. Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak Aile Sosyal Çalışma Bakanlığı ile alakalı hizmetlerimiz oluyor. Sevgi evlerimiz var, kadın konuk evlerimiz var. Buralara hizmet taşıyoruz. Çocuk evlerimizde kalan kardeşlerimizle bir gün bir kamptaydık. Açık bir alanda onlarla buluştuk. İlkokul grubu çocuklarımız. Çocuklarımız tabii küçük, onlarla oyunlarda oynadık, beraber değerler eğitimi de yaptık. Bahçede oturuyoruz, bir tanesi dizimde yatıyor. Sonra dedi ki, hocam benim elimde omuzumda onun. Şöyle elimi kaldırarak benim saçıma da bu şekilde hocam elinizi saçıma okşar mısınız diye söyledi. Tabii orada ben çok etkilendim. Bu yavrular annenin babanın merhametine, sevgisine çok fazla ihtiyaçları var. Bizler de aile büroları olarak yavrularımızı bu anlamda kucaklıyoruz. Onları bağrımıza basıyoruz. Ve o merhameti, sevgiyi, merhamet ve sevgiyle onlara kuşatıyoruz. Dört sene önce Eskişehir'in Tunalı Camii müezzin kayyım olarak buraya atandım. Bizim camimizin aşağı yukarı 250-300 metre kadar yakınında Tapduk Emre Kredi Yurtlar Kurumu vardı. Bir gün yurt müdürüyle ziyarete gittim, tanıştık, muhabbet ettik. Kur'an öğretimi için orada ek ders karşılığında Kur'an-ı Kerim dersi verebileceğimizi söylediler. İlçe müftülüğümüzle irtibata geçerek orada haftanın iki günü Kur'an-ı Kerim dersleri vermek üzere orada başladım. Bunun haricinde oradaki genç kardeşlerimizle iletişimimiz güzeldi. İki günü haftanın üç gününe çıkardık. Yani odaları ziyaret etmeye başladık. Genç kardeşlerimizle iletişimimiz güzel olmaya başladı. Bu işi sevdik. Daha sonra zaten benim o sıra başladığımda Eskişehir'de sadece erkek olarak manevi rehber iki taneydi. Büyük yurt olarak kampüsümüzde büyük bir yurdumuz vardı Anadolu Üniversitesi'nde. Kampüsümüzdeki o yurt yıkıldıktan sonra diğer yurtlar şeklinde dağılım meydana geldi ve bu ihtiyaç, manevi rehber ihtiyacını arttı. Bu noktada bizler de talepte bulunduk. Müftülüğümüz de bizleri önerdi ve manevi rehber olarak bu şekilde göreve başlamış olduk. Diyanet İşleri Başkanlığımız neden Kredi Yurtlar Kurumu'nda bu genç kardeşlerimize elini uzattı? Gerçekten önemli bir soru. Çünkü Kredi Yurtlar Kurumu'nda üniversiteli genç kardeşlerimiz var. Genç demek, gelecek demek, geleceğin inşası demek. Bu geleceğin inşasında olan bu genç kardeşlerimizin, geçmişte biliyoruz FETÖ gibi, DAEŞ gibi birçok sapkın yapılanmalar meydana geldi. Dini asli olarak kaynağından bu genç kardeşlerimizi elinden tutabilmek ve onlara doğru kaynaktan beslenebilmelerini sağlamak için, doğru yönlendirmeler yapabilmek için bizler buradayız. Kredi Yurtlar Kurumu'nun Diyanet İşleri Başkanlığı ile yaptığı protokol çerçevesinde manevi danışmanlık sisteminin çok yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum. Manevi danışmanlarımızla çok uyumlu çalışıyoruz. Öğrencilerimize birebir görüşerek bütün sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bunun da çok faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda bütün Türkiye'de manevi danışmanlık sisteminin daha da gelişerek devam etmesini istiyoruz. Burada Kredi Yurtlar Kurumu Osman Efendi yurdumuzda tefsir dersleri, hadis dersleri, ilmihal dersleri,
güncel fıkhi meseleler konularında genç kardeşlerimizi bilgilendirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda birebir muhabbetlerimiz, sohbetlerimiz oluyor. Kardeşlerimizin elinden tutmaya çalışıyoruz. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Eskişehir Diyanet Vakfı olarak genç kardeşlerimizin bazılarının ihtiyaçları oluyor. Bu noktada o kardeşlerimize burs sağlamaya çalışıyoruz. Burs verdiğimiz öğrencilerimiz var. Bunun haricinde ara dönemlerde evlerine gitmek isteyen kardeşlerimiz maddi anlamda sıkıntı çektikleri için biletlerini alamıyorlar bayramlarda, bayramlardan önce. Bu noktada bizler bu kardeşlerimize bilet ihtiyacını da karşılayıp aileleriyle kavuşmalarını sağlıyoruz. Yaptığımız gönüle dokunabilmektir, onlara yardımcı olabilmektir. Elimizden geldiğince kardeşlerimize yardımcı olmaya gayret ediyoruz inşallah. Bir öğrenci gözüyle, bir Müslüman genç gözüyle bakacak olursam, bizden tecrübeli, bizden büyük, bize yol gösterecek olan insanların, ki Diyanet'in bir devlet kurumu olarak devleti adına çalıştığını düşünürsek, çok daha önceden gençlere sahip çıkması, gençleri yönlendirmeye başlaması, onlarla gönül dostluğu kurması lazımdı. Biz bunu hocamlarla Umre programı aldığı altında tanışarak sağlamış olduk. Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'nden, Osman Gazi Üniversitesi'nden gençlerle beraber hocamların önderliğinde, Diyanet'in önderliğinde, müftülüğün önderliğinde bir Umre programı düzenledik. Bir hafta gibi bir kısa süre içinde gittik ama çok dolu bir programdı. Oradaki kardeşliğimiz, gönül bağımız hala bu zamana kadar devam etti. İyilikler hayal edilerek başlanılıyor. Bizler de hayal ederek başladık. Bunlardan önce, bu 3-4 yıl öncesine kadar gençlerle çok fazla diyalogumuz yoktu. Ama özellikle başkanlığımızın aldığı kararlar ve son 3-4 yılda özellikle Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik projesiyle bizler öğrencilere barınma desteği sunmaya başladık. Bunlarla beraber akşam okumalarımız. Akşam okumalarımızda her gün muhakkak çay saatinde çay sohbetlerimiz olmaya başladı. Her evimizin bir ev hamisi, sorumlusu, Kur'an hocası veyahut da din görevlisi bir arkadaşımız. Onlara gelerek arkadaşlarımızın evlerine misafir olarak onlarla ilmi dersler yapmaya başladılar. Bu haftanın 5 günü bu şekilde devam ediyor. Bununla beraber gençlik merkezimizde Nasrettin Hoca'da 15 günde bir seminerlerimiz. Aynı zamanda her hafta sonu Kur'an-ı Kerim güzel okuma ve kıraat derslerimiz var. Klasik usul Arapça derslerimiz var. Arkadaşlarımızla hedefimiz elimizden geldiği kadarıyla İl Müftülüğü personel olarak bizler de öğrencilikten geçtik. Onları donanımlı bir şekilde hayata hazırlayabilmek. Bu benim açıkçası hayalimdi. Yani bu 5-6 yıl öncesinde burada ben vaizliğe başladığımda gençlerle bir dokunabilsek, bir dirsek temas yapabilsek diyorduk. Hayaller gerçekten dua ettiğimiz zaman gerçekleşiyormuş. Ve hani niyet hayır, akıbet hayır sözünden hareketle bizler inşallah güzel neticeler elde etmeye başladık. Toplamda 20 tane Diyanet öğrenci açtık, kız ve erkek olmak üzere. Bunlara ev hamileri görevlendirdik. Bunlara büyüklük yapıyorlar, babalık yapıyorlar, ağabeylik yapıyorlar, annelik yapıyorlar. Onların her türlü sorunlarıyla ilgileniyorlar. Manevi ve ahlaki değerlere bağlı gençler olarak yetişmesi konusunda da onlarla güzel sohbetler yapıyorlar. Akşam okumaları yapıyoruz. Evlerimizde akşam kitap okumaları yapıyoruz. Cami dışı hizmetler insanlara dokunabilmek için önemli. Çünkü camiye gelen potansiyelimiz var. Yani 5 vakit namaza gelen potansiyelimiz var. Özellikle gençlerden de. Ama onun dışında camiye gelmeyen ciddi bir kitle var. Ve onlar gerek işte bizim bir herhangi bir söyleşimizde, herhangi bir kitap okumamızda bizlere özellikle ne yapıp misafir olabiliyorlar. Ve biz insanlara ulaştığımızda, özellikle gençlere ulaştığımızda şunu görüyoruz. Aslında kalplerinde bir iman, imana bir yatkınlıkları, aslında bir dine karşı sevgileri var. Fakat bunu ifade edebilecek veyahut da giderebilecek mekanlara ulaşamıyorlar. Elimizden geldiği kadarıyla Eskişehir'de
gençlik hizmetlerinde dokunmadığımız veyahut elini uzatmadığımız genç kalmasın. Hani bunun gayretindeyiz. Ama cami dışı hizmetlerle başkanlığımız son yıllarda çok ciddi bir hizmet yelpazesi gelişti. Eskişehir İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak öncelikli olarak şehrimizde bulunan 13 kredi yurtlar kurumunda 13 manevi danışman hocamız hizmet vermekte. Buradaki genç kardeşlerimizin milli ve manevi duygularını geliştirmek adına, onlara katkı sağlamak adına görev yapmaktalar. Bunun haricinde koordinatörlükler olarak da yine üniversite öğrencilerimize sınav dönemlerinde çorba ikramında bulunmaya çalışıyoruz. Ramazan aylarında iftar programları düzenlemeye çalışıyoruz. Salon ve gezi programları üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Özellikle gençlik söyleşilerini Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezimizde geçen yıl yerine getirmeye çalıştık. Her hafta bir konuğumuzu, özellikle Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Huriye Martı başta olmak üzere Genel Müdürümüz Sayın Fatih Kurt da birlikte, diğer başkanlık personeli olan hocalarımızı bu söyleşilerde gençlerimizle bir araya getirdik. Bunun dışında da yine yerel bir televizyonda Aile ve Gençlik Sohbetleri adı altında Aile ve Dini Rehberlik Merkezi ile beraber ortaklaşa bir programı haftalık olarak sürdürmekteyiz. Osman Gazi Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi'nde camilerimiz bulunmakta. Bu camilerimizdeki din görevlisi, din gönüllüsü hocalarımız da buradaki üniversite öğrencilerine haftalık tefsir dersleri, hadis dersleri, Kur'an öğretimi dersleri gerçekleştirmektedirler. 114 hafta, 114 sure projesi kapsamında genç kardeşlerimize tefsir derslerimiz 2 yıldır devam etmektedir. Yine Anadolu Üniversitesi rektörümüzün de önderliğinde Anadolu Üniversitesi'ndeki bütün kulüpleri Ramazan ayı içerisinde Kur'an, Merkez Yatılı Hafızı Kur'an kursumuzda iftara davet ettik. 120 kulüp temsilcisi öğrencilerimiz ve Anadolu Üniversitesi rektörümüz bu iftara katıldılar. Orada yine biz müftülük faaliyetlerimizi bu kardeşlerimizle paylaştık. Aramızda da güzel bir iletişim oldu. Bunun dışında üniversiteli kardeşlerimiz arasında satır aralarını okuyoruz, kitap okuma yarışması düzenliyoruz. Geçen yıl 2 kitabımızı bu kardeşlerimizle beraber okuduk ve sonunda bir yarışma sınavı yaptık. Bu yarışma sınavında da dereceye girenlere yine başkanlığımızın yayınlarını hediye ettik. Kaynak kitaplarını, kaynak yayınlarını hediye ettik. Bu sorularımızı yine KYK'daki manevi danışmanlarımız, gençlik koordinatörlerimiz kendi aramızda kurmuş olduğumuz ekiple hazırlamış olduk. İspanya'da kilise hastanelerini gezerken ünlü bir papaz bana demişti ki artık böyle bağımlı, yatağa bağımlı olan insanlara konuşmaktan daha çok dokunmak önemli demişti. Burada konuşmaktan çok dokunmaya önem vermeliyiz. Yalnız değilsin, yanınızdayız. Bunu bir dini teşkilat ve onun mensubu söylüyorsa çok daha önemli ve anlamlı. O zaman onun dine olan bağlılığını güçlendirmiş oluruz. Artırmış oluruz. İmanla ahirete göçmesini sağlarız. Allah'la olan münasebetlerini güçlendiririz. Bu bakımdan manevi destek hizmetleri, bakım hizmetleri gerçekten çok önemli. Diyanet İşleri Başkanlığımız çok önemli bir görev yapıyor. Bu hizmetleri projesini ortaya koymakla, protokoller yaparak, bakanlıklarla işbirliği yapmakla gerçekten devlet olmanın gereğini yerine getiriyor. Gerçekten insanımızın yanında olmak suretiyle her alanda insanla bütünleşmiş oluyor.